Bu videonun sponsoru Grammarly. Size bir sorum var. 3 satır ve 3 sütun olarak bir kutu şeklinde dizilmiş bu 9 noktayı kaleminizi hiç kaldırmadan, geri çekmeden tek seferde çizeceğiniz 4 düz çizgiyle birleştirebilir misiniz? Bundan 6-7 yıl kadar önce çok ilginç bir video gördüm. Londra'da biri çekip paylaşmış bu videoyu. Orada bir meydana yerleştirilmiş kocaman bir ekran var. Ekranın üstünde de küçük bir çocuk oturuyor. Sonra çocuk birden ayağa kalkıyor ve yukarıya doğru bakarak yürümeye başlıyor. İşin ilginci tam o sırada gökyüzünde geçmekte olan bir uçak var. Dolayısıyla çocuk sanki uçağa bakıyormuş gibi oluyor. Şimdi kendinizi yolda yürürken bu durumu fark eden ve görüntüyü kaydeden kişi olarak bir düşünün. Tam doğru anda doğru bir açıyla bakınca bunu görüyorsunuz. Ne hissedersiniz? Şaşkınlık değil mi? İşte buna vay etkisi deniyor. Bu şekilde etkilenmemizi sağlayan şey ne biliyor musunuz? Zekamız. Thinking outside the box, yani kutunun dışında düşünmek diye bir tabir vardır. Yaratıcı düşünmeyi tarif eder. İşte beynimiz tam olarak bu sebeple orada bir kutunun içinde gördüğü görselle onun dışındaki bir başka cismi birbirine bağlayabiliyor ve yaptığı bu bağlantı onu şaşırtabiliyor. Oysa bu görüntüde çok daha şaşırtıcı olan şey uçağın havada adeta yüzen bir cisim gibi hareket edebilmesi. Bu yüzen cisim benzetmesini özellikle yaptım çünkü aynı adı taşıyan çok eski bir kitap var. Ve bu kitabı yazan kişinin başından geçtiği söylenen bir de hikaye anlatılır. Bu hikaye Sicilya adasının kıyısındaki liman şehri Siracusa'da geçiyor. Oranın kralı tacının saf altından olup olmadığını çok merak ediyormuş. Tabi bunu bugün anlayabilmek çok kolay da bundan 2250 yıl kadar önce antik bilim insanları da dahil olmak üzere kimse nasıl olarak bu problemin çözüleceğini bilmiyor. İşte rivayete göre kentin akıllı insanlarından biri bir gün bir hamama gitmiş. Akıllı olduğu için değil, yıkanmak için. Bedeni banyodaki suya batıp da suyun yer değiştirdiğini görünce birdenbire aklına kralın tacı gelmiş. Aynı kütledeki altın bir taçla altın bir külçenin taşıracakları su miktarlarının aynı olması gerektiğini hemen o anda oracıkta anlayıvermiş ve olduğu gibi dışarıya çıkıp Siracusa sokaklarında bağırmaya başlamış. Evreka! Evreka! Buldum! Buldum! Diye. Hikaye ne kadar doğru onu bilemiyoruz ama suyun kaldırma kuvvetini keşfeden bu kişinin Arşimet olduğundan eminiz. Daha sonra yüzen cisimler üzerine diye az önce sözünü ettiğim o meşhur kitabı da yazan Arşimet, hidrostatiğin ve mekaniğin temellerini böylece atmış oldu. Fakat bu hikayede benim vurgulamak istediğim kısım işin sonucu değil, süreci. Çünkü az önce Arşimet'in hamamda yaşadığı o uyanışla bizim bu videonun başında hani size gösterdiğim görüntüler sırasında yaşadığımız uyanış birbirine çok benziyor. Bizim yaşadığımıza vay etkisi demiştim. Arşimet'in yaşadığına da aha etkisi deniyor. Şaka yapmıyorum. Bilimsel literatürde tam olarak böyle bir şey var. Evreka anı ya da aha etkisi. Önceden anlaşılamaz bir sorunu veya kavramı aniden anlamanın ortaya çıkardığı insan deneyimi. Bakın burada insan deneyimi diyorum. İnsan zekasına bir vurgu yaparak. Üstelik bu deneyimi tasarlayabilmek mümkün. En çok da hikaye anlatıcıları bunu yapıyor. Mesela ben bu videoda sizlere bunu kademeli olarak yaşatabilmek için ilk gösterdiğim görüntüyü aslında yarıda kestim. Meydana yerleştirilmiş o kocaman ekranın üstündeki çocuk ayağa kalkıp yukarı doğru bakmakla kalmıyor. Bir süre sonra yukarıyı işaret etmeye başlıyor ve sonrasında da arkasında bir yazı beliriyor. Bak, Barcelona'dan gelen BA-475 sefer sayılı uçak. Meğer bu gördüğümüz iki şey, yani kutunun içindeki çocuk görüntüsü ve o sırada geçmekte olan uçak, tesadüf değilmiş. Çok zekice kurgulanmış bir iletişimin parçası olarak bu noktaları birleştirmemiz sağlandı ve ilk aşamada yaşadığımız vay etkisi, ikinci aşamada aha etkisine dönüştü. Evet, iletişimciler bize aha dedirttiler. Bu gördüğümüz şey bir tesadüf değilmiş. Bir havayolu şirketi sokaktan geçen insanların dikkatini çekmek için bunu yapmış. İşte noktaları birleştirince ortaya çıkan bu aniden anlama durumu insan zekasına ait bir özellik. Mesela bir yapay zekaya aha dedirtemezsiniz. Makine öğrenmesi daha farklı bir şekilde çalışıyor. Ama ikisi bir araya gelince yepyeni şeyler ortaya çıkarıyor. Az önce verdiğim örnekte tam uçak geçen videonun da tam olarak onunla senkronize bir şekilde başlaması ve uçuş numarasını bile ekrana yazabilmesi, işte teknolojiyle insan zekasının uyumlu bir çalışmasının sonucu. Bunu nasıl yaptıklarını tüm ayrıntılarıyla anlatmadan önce insan zekasına yardım eden bir yapay zekanın yeteneklerine ilişkin
demişken bu videonun sponsoru Grammarly'den söz etmek istiyorum. Grammarly bir dijital yazım asistanı. Ücretsiz sürümünü hemen şimdi indirip günlük hayatınıza kolayca entegre edebilirsiniz. Dil bilgisi konusunda temel yazım önerileri içeren bu sürüm, Gmail ya da Word gibi işlerinizi yapmak için kullandığınız tüm araçlarda çalışarak zaman kazanmanıza yardımcı olur. Öte yandan Grammarly Premium'a yükselterek yazılarınızı çok daha profesyonel ve etkili hale de getirebilirsiniz. Ben İngilizce yazışmalarımda kullandığım yazım tonunun ne kadar samimi ya da resmi olduğunu bu şekilde kontrol ediyorum. Aklıma ilk gelen kelimeler yerine Grammarly Premium'un önerdiği kelime alternatiflerini değerlendiriyorum. Özellikle iş dünyasında kısa, net ve açık ifadeler kullanmak çok önemli. Netlik önerileri özelliği gereksiz ve tekrar eden kelimeleri temizlememe yardımcı oluyor. Sizin de bir işe veya staja başvururken en doğru kelimeleri kullanarak kendinizi en iyi şekilde ifade etmeniz gerekebilir. Yazılarınızı daha profesyonel hale getirmek ve bunu yaparken zaman kazanmak için hemen grammarly.com/barışozcan özel adresine girerek ücretsiz bir hesap oluşturabilir ve Grammarly Premium'a yükseltmek için de %20 indirim alabilirsiniz. İnsanlara aha dedirtip parmaklarıyla o meydandaki büyük ekranı göstermelerine yol açan şey, birbiriyle uyumlu olarak çalıştırılan bir dizi teknolojik araç. Ekranın yakınlarındaki bir binanın üzerine anten yerleştirilmiş. Bu anten 200 kilometre yakınından geçen uçakları dinliyor. Çünkü tüm uçaklar hızlarını, yüksekliklerini, konum ve uçuş bilgilerini içeren radyo dalgaları yayınlıyor. Antene bağlı özel bir yazılım, geçen uçaklar içerisinden sadece bu iletişimi gerçekleştiriyor. Havayolu şirketine ait uçuşları filtreliyor. Bulduğu bilgileri o meydandaki ekranın da bağlı olduğu bulut sunucularına gönderiyor. Görüntüyü tam zamanında başlatabilmek için kentin üzerinde özel bir alan belirlenmiş. Eğer uçak bu alanın üzerinden geçerse gönderdiği radyo dalgalarıyla havaalanındaki uçuş bilgileri karşılaştırılıyor ve uçağın nereden geldiği tespit ediliyor. Bitmedi. Ya o sırada hava kapalı olursa ve çocuk yukarıya bakıp da uçağı gösterirken dışarıdaki insanlar bulutlardan dolayı o uçağı göremezlerse? Bunun için de bir hava durumu sensörü kullanılarak bulutların o andaki yüksekliği tespit ediliyor. Eğer uçağın görüşünü engellemeyeceği anlaşılırsa tüm bilgiler birleştirilerek ekrana gönderiliyor. O anda ekranda gösterilmekte olan diğer görüntü kesilip yerine bu çocuğun videosu getiriliyor ve dinamik olarak toplanan bilgiler ekrana yazı olarak yansıtılıyor. İşte tüm bunlar bir anı yakalamak için yapılmış. Evreka anını. Bunu görenlere, sokaktan geçenlere aha dedirtmek istemişler. Buldum, gördüm. Hem kutunun içindekini hem de dışındakini. Sonra bu noktaları birleştirdim ve bir keşif yaptım. Gerçekten de gökyüzünde yüzebilen bir cismin ta uzaklardaki bir kentten buralara geldiğini ve o anda bir çocuğun onu gösterdiğini buldum. Teknoloji ve insan birbirine rakip olarak değil de birlikte işbirliği içerisinde çalışabilirse işte ortaya böyle güzel hikayeler çıkabiliyor. İnsan zekasını diğer zeka türlerinden ayıran en önemli farklılıklardan biri bu. Bu şekilde düşünebilmesi, kutunun dışında, noktaları birleştirerek. O yüzden özellikle teknoloji dünyasındaki olağanüstü hızlı gelişmeleri görüp de gelecek hakkında kaygı duymaya başlayan genç arkadaşlarıma verebileceğim en önemli tavsiye de bu. Kendinizde zaten var olan bu zeka türünü geliştirin. Kendi kutunuzun içine kapanmak yerine daha geniş düşünmeye çalışın. Gördüğünüz noktaları birleştirin ve başkalarına aha dedirtin.